Sayın TÜRMOB Genel Saymanı, TÜRMOB Genel Sekreteri, TÜRMOB Disiplin Kurulu Başkanı, Denetim Kurulu Başkanı, kurul üyesi arkadaşlarım, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, diğer kurullarımızın üyesi arkadaşlarımız, ilçe temsilcilerimiz, komite üyelerimiz, oda çalışanlarımız, hoş geldiniz. Bugün çok özel bir gün. Ama özel bir hoş geldiniz daha demek istiyorum. Aramızda Azerbaycan'dan gelen hocalarımız var. Azerbaycan Cumhuriyeti Rektör, Uluslararası Bilim Merkezi kurucusu, başkanı ve rektörü Profesör Doktor Afet, pardon efendim, Profesör Doktor Elçin İskenderzade. Hoş geldiniz. Yine üniversitenin Uluslararası Bilim Merkezi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Afet İskenderzade eşi. Hoş geldiniz. Evet, bugün hakikaten bizim için, mesleğimiz için, meslek camiası için, bana göre de son derece özel bir gün. Bir tören gerçekleştireceğiz burada. Bazı kişilerin Edison gibi, Einstein gibi formal eğitimin içine sığmayacak bir kişiliği vardır. Ya da hayat başka şekilde yönlendirir onları. Ve onlar hayatın içerisinde çaba ve gayretleriyle bir yerlere gelirler. Formal yollardan alınan doktora eğitimi sonrası birinin hayatta hayatta kayda değer bir şey oluşturup oluşturamayacağı aslında kesin değildir. İşin şartıdır ama zorunlu olarak sonuç doğurmayabilir. Fakat fahri doktora derecesi alan kişiler o alanda zaten kayda değer bir başarı göstermişlerdir. Ve fahri doktora derecesiyle bu teyit edilir. Fahri doktorunun birkaç misyonu vardır. Birincisi, standart belirler. Toplumda fahri doktor unvanını almaya o alanda hak kazanmış kişileri tespit eder. İkincisi, takdir edilmesidir. Takdir etmek çok önemli bir şeydir. İnsan ne kadar başarılı olursa olsun takdir edilmek ister. Takdir etmek her zaman başarıyı artırır. Bir diğer misyonu ise teşvik etmek ve cesaretlendirmektir. Bir diğer misyonu örnek göstermedir. Ve son olarak da sorumluluğu büyütmektir. Yani tespit ediliyor, takdir ediliyor, teşvik ediyor, örnek gösteriyor ve bununla birlikte sorumluluğunuzu büyütüyorsunuz. Fahri doktora derecesi bugün meslek yasamızın çıkması, meslek örgütümüzün kurulması, büyüyerek, gelişerek bugüne geliş sürecinde hayatının çok önemli bir bölümünü adamış, bunlar meslek camiasında, dolayısıyla toplumda yer bulmuş, meslek mensupları tarafından da takdir edilmiş, bu anlamda meslektaşlar tarafından çoktan bu dereceye layık görünmüş birine, oda başkanımız Yahya Arıkan'a resmen veriliyor. 2 gün önce, yani 20 Mart günü, odamızın kuruluşu için ilk müteşebbis heyetin seçiminin 24. yılını doldurup 25. yılına girdik. 20 gün sonra, yani 12 Nisan'da da odamızın kuruluşunun 24. yılını doldurup 25. yılına gireceğiz. Odayı kurma görevini alan ilk müteşebbis heyette Yahya Arıkan, Erkin Balaban, Adem Arslan, Tevfik Yılmaz ve Yaşar Alagöz bulunuyordu. Onlar Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Beyoğlu Şubesi'nde odamızı kurdu. Sonra Şişli, sonra Fındıklı'da kendi binamıza taşınma ve son 10 yıldır da yine kendi mülkümüz olan bu modern binadayız. İşte ancak uzun uzun anlatabilecek bu büyük mücadelenin önderidir Yahya Arıkan. Biz de bu anlamlı gününde onu
ve ona bu yolda en büyük desteği veren sevgili eşi Menekşe Arıkan'ı, oda çalışanları, komiteleri, temsilcileri ve kurulları, yani bütün çalışma arkadaşları olarak yürekten kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Evet, ben şimdi törenimize geçiyorum ve sözü Vektör Uluslararası Bilim Merkezi kurucusu, kurucu başkanı ve üniversite rektörü Profesör Doktor Elçin İskenderzade'ye veriyorum. Buyurun hocam. Çok değerli hanımefendiler, çok değerli beyefendiler, çok aziz mali müşavir kardeş ve bacılarımız, sizin bu güzel Türkiye'mizin demek olar ki en güzel meslek, peşe sahibi bu değerli insanların toplaştığı böyle bir güzel salonda sizlerle bir arada olmanın öncelikle çok büyük gurur ve mutluluğunu yaşadığımı dile getirmek istiyorum. Gerçekten çok anlamlı bir anları yaşayırız. Çok değerli bir anları. Benim için bu yaşadığım 50 yıllık ömürde belki de 50 binlerle bulunduğum bu toplantılar, toplantı salonları, ödül törenleri böyle sırasında çok kıymetli, çok değerli bir andı. Türkiye'mizde, İstanbul'da, İstanbul Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası'nda bu 25 yıl bizim milletimize, bizim ana vatan bildiğimiz Türkiye Cumhuriyetimize çok kutsal bir hizmet gösteren Mali Müşavirler Odası'nın bu salonunda, bu binasında onun 25 yıllık çok değerli bir başkanına, milletimizin çok değerli bir evladına, Azerbaycan'ın elim, bilim, eğitim o bayraklarından biri olan bizim anlatacağım biraz sonra özgürlüğümüzün bilim eğitim bayraklarından biri olan bir akademinin fahri doktor unvanını takdim etmek benim o zengin özgeçmişimin, zengin biyografimin en altın bir sayfası olarak kabul edirəm ve elə zannediyorum ki bu fikrimde benim çok değerli yardımcım, 25 yıllık yol yoldaşım Sayın hocamız Afet Hanım da bu fikirlere %100 katılır. Hakikaten bu Türkiye Cumhuriyeti'nde isteyir burada olsun, isteyir bizim Azerbaycan olsun ya dünyanın başka yerleri olsun, insanların yani halkın, milletin sevdiği meslekler var, çok sevdiği peşeler, sevdiği meslekler var. Yani herkesin sevdiği ve sevmedikleri var. Bu bir talidir. Herkesin bu hansı mesleği seçmesi, gelecekte kim olması, bunlar insanların o alın yazısı, insanların talisidir. Ve sizin yani bu salonda toplanan insanların o mensup oldukları meslekleri, yani mali müşavir olmak, bütün bize göre halk tarafından sevilen, yani biz hocaları, eğitim, bilim veren insanları halk ne kadar sevirse, elə zannediyirik ki onlardan sonra, yani halkımıza bu bilim, eğitim, onlara bu demeli sahede hizmet gösteren insanlarla beraber, hele belki de onlardan biraz daha fazla, sizlerin, siz meslek sahibi insanların halkımız için çok gerekliliği var, çok önemi var. Ve çok şükürler olsun ki 25 sene önce bizim değerli kardeşimiz Yahya Bey ve onun kimi diğer değerli insanların
çok uzun belə deyək, mücadilələr, çok uzun belə mübarizələr, çok uzun illər. Bəlkə də nə qədər Çingiz bəy bir 40 il, 50 il nərədəsə, evet, mən İsmo Tarihin hocamızın kitabını çox incələmişəm, oxumuşam, onun tarihi çox gözəl əks olunubdur o kitabda. Yəni, bir 50 il, belə deyək, mücadilə sonrası, belə bir qurumun yaranması və bugün 10 minlərlə, yəni statistik olaraq olsun ki, bir 35 min rəqəmin söyləyə bilərik, üyəsi olan, bu böyük bir ordudur, yəni 35 min üyəsi olan belə bir qutsal görəvi icra edən, qutsal görəvdə çalışan belə bir ordunun başkanına, çox şərəfli bir qardaşımıza, çox şərəf ilə bu 25 ildə istəyir bu quruma, istəyir millətimizə xidmət edən çox dəyərli bir qardaşımıza, Yahya bəy Arıqana, biz bu ünvanı sevə-sevə təqdim edirik. Yəni, biz təbii ki, bu qurumun fəaliyyətini hər zaman çox dərindən izləmişik. Zatən Azərbaycan olaraq Türkiyədə nə varsa, o Ulu Atatürk'ün söylədiyi kimi sevincimiz, o Azərbaycanın sevinci sevincimizdir, kədəri kədərimizdir. İndi Türkiyənin də sevinci sevincimizdir, kədəri kədərimizdir. Yəni biz burada nə olursa, buradan öncə orada yaşayırıq, orada nə olursa, iyi kötü, oradan öncə burada yaşanır və biz də Azərbaycandan Türkiyəmizə baxdıq da, təbii ki, bu ünvanları az öncə dəyərli qardaşımız çox gözəl qeyd elədi, Fahri Doktor ünvanı, payesi dünyanın ən üstün, yəni ondan üstünü yoxdur, ən ali, ən üst bir payidir. Yəni, normal doktor hər kəs ola bilir. Bu, 5 sənə, 10 sənə, məsələn, 3 sənə, mən 3 sənəyə oldum. Yəni, 5-3 sənəlik bilimsəl çalışmanın sonucu olaraq hər kəs içindən keçən, ürək istəyən, könlü istəyən, hər kəs doktora tezin yazır, savunur, olur doktor. Amma fahri doktor olmaq, o, yəni, belə deyək, bəlkə də bizdə onu çox zaman belə deyirik, 100 normal doktoruya eşit bir şeydir. Yəni, nərədəsə bu fahri doktor olmaq üçün o verdiyin hizmət, o göstərdiyin hizmət o normal doktoranın 100 mislinə bərabərdir. Yəni, o qədər onların üstü bir şeylər, fəaliyyətlərin olmalıdır ki, sən doktora tezi yazmadan, savunmadan o ünvana layiq olasan, o cübbəni geyinib, o diplomanı alasan. Və ona görə də istəyir bizim bilimsəl genel kurul üyələrimiz olsun, istəyir dünyanın yəni hangi bir bilimsəl eğitim kurumu olsun, onlar təbii ki bu ünvanı verməkdə çox titiz davranırlar, yəni çox seçici olaraq, çünki yəni qaydası belədir və biz də Yahya bəyə bu ünvanı bayaq, az öncə söylədiyim kimi yəni onun hizmətləri o qədər böyükdür ki, biz çox sevə-sevə bu ünvanın Yahya bəyə təqdim olunması üçün bizim bilimsəl genel kurul üyələri karar aldılar və Yahya bəyin Azərbaycanla da bağları, Azərbaycanla da ilişkiləri çoxdur və bizim ilərlərdə də çox böyük fəaliyyətlər planlaşdırırıq, yəni birgə ortaqlaşa olaraq. O buradakı Türkiyədəki fəaliyyətlərin yanı sıra Azərbaycanda da biz belə bir sıra fəaliyyətlər planlaşdırmışıq və həqiqətən indiyənə qədər bizim bu təbii ki Vektor Uluslararası Bilimlər Akademiyası olaraq yaşımız sizin qədər deyil, biz Azərbaycanın o bağımsızlıq qazandıqdan sonra Azərbaycanda qurulan ilk bir elm bilimsəl eğitim kurumu olaraq fəaliyyət göstəririk. Siz 89-da yaranmışsınız, amma biz 94-də, yəni 5 yaş sizdən yaşımız azdır. Amma sizin demək bu Mali Müşavirlər Odasının fəaliyyəti Türkiyəmizdə nə qədər önəm kəsb edibdirsə, bizim Vektor Uluslararası İlimlər Akademiyası da Azərbaycanda
Azerbaycan ilminin dünyada tanıtılmasında, Azerbaycan bu biliminin dünyada teşvik olunmasında, dünyanın çok ülkelerinde onun tetbik olunmasında, çoklu sayıda bizim bilim adamlarımızın yetişmesinde, onların dünya seviyesinde tanıtılmasında, dünya kamuoyuna tanıtılmasında, onların bilimsel faaliyetlerinin, çalışmalarının bu Avrupa ülkelerinde özellikle tanıtılıp, teşvik, tebliğ edilmesinde çok büyük hizmetlerimiz olurdu. Ve bunu artık değerli başkanınız da bu akademinin fahri doktoru olduğundan sonra siz zamanınız oldukta vektor.az sitemize dahil olup zamanınızı fazla almak istemiyorum. Orada başkanınızın, değerli başkanımızın fahri doktor payesine layık görüldüğü Azerbaycan Uluslararası Bilimler Akademisi'nin o 20 illik, yani sizden 5 yaş sonra faaliyete başladıklarından bugüne gördükleri çalışmalar, işler, uluslararası boyutta onların bizim gördüğümüz bu faaliyetlerle de orada tanış olabileceksiniz. Ben tekrar sizin her birinizi öncelikle bu 25 illik jubileğinizden dolayı her birinizi yürekten tebrik ediyorum. Sizin bu bizim milletimize gösterdiğiniz çok kutsal hizmetlerinize göre her birinize bir Türk aydını olarak öz derin teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Ve sizin her birinizin tabii ki İstanbul Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası'nın bugün bu ülkemizin en sayılan, seçilen, ünlü bir kurumu haline gelmesinde çok büyük hizmetleriniz var. Ben öyle zannediyorum ki sizin 25 illik bu genel başkanınız şerefine bu görevi yerine getiren Yahya Bey'in isteyir bizim akademi tarafından olsun, isteyir çoklu sayıda odasında sergilenir, çoklu sayıda aldığı o ödüller ki var. Ben öyle zannediyorum ki o ödüllerden ben teknik profesör olduğundan, matematik profesör olduğundan şimdi kafamda onların faiz oranını sizlere söylemek istiyorum. Onların yani %50'si size aitti, %50'si sizlere aitti, %1'i sayın başkanımıza aitti, %49'u da çok değerli Menekşe Hanım Arıkan'a aitti. Benim öncelikle bak şimdi değerli kardeşimize takdim edeceğimiz o diploma, o giyindireceğimiz o cübbeye göre ben onun demek ona ünvanlanan tebriklerimin %50'sini sizlere ünvanlıyorum. %49'un hanımefendiye, çok değerli Menekşe Hanım'a ve o kalan %1'in izazenizle kendisine ünvanlayarak ben değerli başkanımızı diplomasını takdim etmek için davet ediyorum ve sizlerin iştirakıyla o diplomanı ben Yüksek Yönetim Kurulumuzun demek değerli profesör doktor üyeleri adına ve şahsım kendim adına tebriklerimi sunarak kendisine takdim etmek istiyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. İlimler Akademiyası Elmi Şurası kararı alır. Türk iktisadiyatına ve medeniyetine yüksek hizmetlerine ve Azerbaycan-Türkiye kardeşlik ilişkilerinin genişlendirilmesindeki faaliyetlerine göre Cenab Yahya Arıkan Vektör Beynalhak İlimler Akademiyası'nın fehri doktoru adına layık görülür. Verilen fehri ad Beynalhak Kanun ve Elenenin müeyyen ettiği bütün hukukları temin edir. Sanırım anladınız. Evet.
Uluslararası İlimler Akademisi Fahri Doktora demek diploması payesi. Uluslararası Vektör Uluslararası Bilimler Akademisi Bilimsel Genel Kurul üyeleri kararıyla Türk ekonomisine ve kültürüne üstün hizmetlerinden ve Azerbaycan-Türkiye kardeşlik ilişkilerinin gelişmesindeki faaliyetlerinden dolayı Sayın Yahya Arıkan Vektör Uluslararası İlimler Akademisi'nin Fahri Doktoru unvanına layık görülür. Verilen Fahri payı uluslararası kanun ve enenenin tespit ettiği tüm hukukları kapsayır. Yani bu da memnunuz. Bu son cümle uluslararası demek ve tek bizim akademinin yok. Fahri Doktor payesi hiçbir gök tarafından yani tekliğe sunulmayan bir payedi. Uluslararası geçerli bir payedi. O diplomada özel olarak o pay her ülkede, dünyanın her bir ülkesinde her bir bilimsel eğitim kurumu tarafından demek o uluslararası Haagar Konvensiyası'nın demek o şeye göre de o demek geçir orada. Çok tebrik ediyoruz. Sayın Rektörüm, değerli Rektör Yardımcım, ben sadece dostlarım demek istiyorum sizlere. Tüm dostlarım burada. Oturduğum yerden büyük bir heyecanla bu güzel ödüle layık görünümden dolayı sözcükler de kuramıyorum kendi adıma. Şu yanı çok güzel, genç bir meslek odası olmamıza rağmen 25 yılda bugün böylesine bir onur ödülüne layık görülmesi 25 yıllık emeğimizin yorgunluğunu unutması anlamına geliyor. Sevgili hocam, değerli rektörümüz Elçin Bey o kadar gün anlattı ki matematiksel olarak hakikaten onurlandım. Zaten bugüne gelişimizde eşimin, ailemin çok özel bir yeri var. Mücadele arkadaşlarımın çok özel bir yeri var. Onlarla biz tuğla üzerine tuğla ördük. Oda çalışanlarının çok özel bir yeri var. Ne mutlu ki bize bu
emeğimizin karşılığını böyle bir onur ödülüyle almamız hakikaten yorumunu unutturdu. Ama sosyal yönden baktığımda sorumluluğumuz daha çok arttı değerli arkadaşlar. Ödülü almak yeterli değil, onu korumak, onu geliştirmek daha zor bizim açımızdan. Biz 25 yıldır bu anlayışla sizlerle birlikte yol yürüdük. Bundan sonra da bu anlayışımızdan asla ödün vermeden yolumuza devam edeceğiz. Tek cümle şunu ifade etmek istiyorum. Bu ödül asla şahsıma değil, sizlerin, yani bir mesleğin geleceğini, tarihini yazan insanlar adına ben bu belgeyi alıyorum. Tekrar bu anlamlı günümüzde burada olmanızdan dolayı siz değerli dostlarımıza, değerli Vektör Üniversitesi'nin hem rektörü hem rektör yardımcısına tek tek teşekkür ediyorum. Sizlere saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.